Bir başka dinleyicimiz, üç madde halinde soru yöneltmiş ama ben birleştirerek sormak istiyorum. Diyor ki, Kuferiler Hazreti Hüseyin'i neden şehit ettiler? Onlar kafir miydi, İslam düşmanı mıydı? Hazreti Hüseyin Emevilerin zulmünü ortadan kaldırmak için yola çıktı deniyor. Bu ne demektir? Emevi zulmü diye bir şey var mıdır? Abbasiler Emevilere neden düşmandı? Abbasiler Emevi tarihini neden yalan yanlış yazdılar? Tek bir soruyla bunlara aynı şekilde bunlar böyle geniş bir konu ama geniş bir konu. Şimdi Abdullah İbni Sebe'nin çıkardığı bir fitne var. Bu Yemenli bir Yahudidir. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine yaklaştı. Hatta Cemel Vakkası da bunu çıkardığı fitne neticesinde zuhur etti. Halbuki Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe validemiz anlaşmıştı. Hemen baktı ki bunların anlaştığını görünce hemen adamların bir kısmını Hazreti Ayşe validemiz tarafına gece bir kısmını da Hazreti Ali radıyallahu teala anh hazretleri arasına soktu ve karşılıklı ok atışına. Ondan sonra da karşı taraf saldırıyor, karşı taraf saldırıyor. İki ordu birbiriyle aynı şekilde vuruşma durumu söz konusu oldu. İki taraf birbiriyle vuruşma durumu söz konusu oldu. Tezgahı onlar kurmuştu. Şimdi nerede bir fitne çıkarsa altını kaldırsan ya Yahudi ya İngiliz çıkıyor, tamam. Geçen gün bir makale okuyordum. Makalenin sonunda enteresan bir şeye rastladım. Yakında olmuş bu. Amerika'da bir televizyon yorumcusu, sunucusu daha doğrusu. Bir program sunuyor. Sunarken bir konu hakkında bunu kim yapmıştır diye tereddüt ederseniz İngiliz deyiverirsiniz diyor, tamam. Yani İngilizlerin bu yapmış olduğu, dünya çapında yapıyorlar bunu. Götürüyorlar, aynı şekilde bir fitne mi sokuyorlar? Evet. Yahudiler de aynı şekilde. Yahudiler de. Peki bu iki milletin bunu yapmasının sebebi nedir? İngilizler de Yahudiler de. Kendilerinin asil, yani hakiki manada insan, diğerlerinde köle olduğunu kabul ediyorlar. Diğer insanlar bize hizmet edecek. Biz efendi, onlar köle. Bu gözle bakıyorlar. Bunun içinde bu diğer insanlar birbirleriyle dövüşsün, birbirleriyle boğuşsun. Bizim aynı şekilde onların başına uygun gördüğümüz bir adam onların başına gelsin, otursun. O da bizim kölemiz olsun. Bizim emirlerimizi tatbik etsin. Ve böylece biz orayı sömürmeye devam edelim. Bizim hükümranlığımız devam etsin. Bunun için de mesela İsa Aleyhisselam'ın dinini bozan Yahudilerdir. İşte Pavlos diye birisi çıkmıştır. Yahudidir. İşte bana gökten indi. Bana dedi ki işte beni niye taciz ediyorsun? Sen kimsin? İşte ben Tanrı İsa'yım. Allah'ın oğlu İsa'yım dedi. Ve bu Hristiyan literatüründe İncil'lerin içerisinde bu adam bir sürü aynı şekilde şeyleri hüccettir, senettir. Ha diyeceksin niye yapmış? Adam kininden, şeyinden ve netice itibariyle de onu bozmak için. Evet. Bir ömür vermiş, ömür vermiş. Şimdi bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Can bunlar yapıyor da başkaları niye yapmasın falan. Şimdi İngiliz de yaratan Cenab-ı Hak, Yahudi de yaratan Cenab-ı Hak. Bir gün Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri, işte tam ilmihali hazırlayan zat, Hüseyin İlmi Efendi'nin talebesi. Daha genç, işte lise yıllarında üniversiteye yeni giriyor. Böyle birisinin çok yanlış ve hata yaptığını görünce Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh şaşalamış. Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri bu hali görünce demiş ki ben de senin şaştığına şaşırdım. Kötülük için yaratılan bir kimseden kötülük meydana geldiği zaman niye şaşırıyorsun? Bu kimseden iyi bir şey meydana gelseydi o zaman şaşmak lazımdı. Buyuruyorlar. Yani akrep bal yaparsa o zaman haber olur bu. Akrep soktu. O zaman şaşılır. O zaman şaşılır. Akrep akreptir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bazıları için aynı şekilde hani bu fitneyi çıkarmak, körüklemek, yani kendi nimetinin kadir ve kıymetini bilmeyen veyahut da aynı şekilde isyan eden, inkar eden neyse bunları yaratmış. Bunlar da oralarda aynı şekilde fitneler çıkartıyor. İşte bu Yahudi fitnesi Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri taraftarı Şia diye çıktı ortaya. İşte sonra Şiilik şeklinde. Ki bu Abdülkadir Geylani Hazretleri Şia'nın 20 ana kola ayrıldığı ve bu kolların da ayrı ayrı böyle acayip kollar olduğu. Mesela 72 bidat fırkasının çoğu bunlardandır. Ya öyle acayip garayip haller zuhur etmiş ki mesela Hazreti Ali'ye radıyallahu anh'ın ilah diyenler var bunların.
Ondan sonra çok garip şeyler. Mesela Gökgürüz'ün Hazreti Ali'nin sesi, Şimşek'e Hazreti Ali'nin kamçısını vurduğu, onun aynı şekilde kamçısının sesi veya görüntüsü, neyse. Bu şekilde böyle inananlar olmuş. Ha, bunların içerisinde hani makul olanları da var. Hazreti Ali radıyallahu teala hazretlerini seviyor. Fakat bu sevgide de ölçü mölçü falan da yok ellerinde bazen. Bu sefer eshab-ı kirama düşman olmuşlar. Bir taraftan da mesela hariciler çıkmış. Onlar da Hazreti Ali'ye ve Ehl-i Beyt'e düşman. Acayip garip bir şekilde. Niye düşman oluyorsun? Niçin yapıyorsun falan. Ama hikmet-i ilahi altını kurcaladığın zaman ya Yahudi çıkıyor, ya İngiliz çıkıyor, ya bilmem ne çıkıyor falan. Şimdi bu Küfeliler de aynı şekilde bu Şia taraftarı. Ekiyor Hazreti Ali'yi sevdiklerini iddia ediyorlar. Hazreti Hüseyin'e davetiye gönderiyorlar. Gel diyorlar, seni halife yapalım. Gel seni halife yapalım. Şimdi şartlar müsait. Ehl-i Beyt'ten bir zat. Hazreti Hüseyin radıyallahu teala hazretleri, tabi bir de Allah-u Teala'nın takdiri var. Hazreti Hüseyin biliyor Allah-u Teala'nın ezeldeki takdirini. Çünkü Peygamberimiz haber veriyor şehit olacağını. Ve gittiği zaman bu çağıranlar ihanet ettiler. Tuzak hazırladılar. Şimdi orada ama öyle bir yaygara kopardılar ki bunun faturasını Emevilere çıkardılar. Yezid'e çıkardılar. Evet, Yezid iktidardı ama şehit edenler şey değil. Yani onun adamları değil. Karşı taraf aynı şekilde ihanet etti. Madem çağırdın, aynı şekilde ordunla bunu korusana. Hatta Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri, beni diyor hem davet ediyorsunuz hem de aynı şekilde benimle savaşıyorsunuz diyor. Bu ne menem iştir. Böyle bir garabet iş var. Daha sonra da o Muhtar Sakafi miydi neydi? Tuttu o adam aynı şekilde böyle ağlama, zincirlerle vurulma meselesini Emevilere karşı iktidarı onların elinden alabilmek için aynı şekilde uydurduğu bir şeydir. Tabii hani dinleyicimize soruyor. Bunun altında yatan nedir? Bunun altında yatan nefstir. Benim dediğim olsun. Veya bana yaramayan kimseye yaramasın. Bana yaramıyorsa başkasına da yaramasın. Yani bencillik, egoistlik ve bir yerde de aynı şekilde iktidar kavgası güdenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Ha, Yahudinin de ekmeğine yağ sürüyor. Dolayısıyla bu hadise parçalanmayı ve Müslümanlar arasında kamplaşmayı, birbirlerine düşman olmayı temin etti. Habire bunu körüklemiştir. Ve böyle bir ortam mı? Evet, böyle bir ortam. İtibariyle de Emevilerden iktidarı alabilmek için de bu yollara başvurmuşlar. Şimdi Emevilerden sonra Abbasiler devreye giriyor. Hani niçimiz diyor ki Abbasiler niye onları kötülemiş? Şimdi bir hikaye anlatırlar. Yaşlı bir müdür, yeni genç bir müdür gelmiş. Demiş evlat ben bırakıyorum. Sana demiş 3 tane zarf bırakıyorum. İşler biraz sarpa sardığı zaman birinciyi, biraz daha sarpa sardığı zaman ikinciyi, artık çıkmaza girdiğin zaman da üçüncüyü açarsın. Peki. Bakmıştı falan filan derken bakmış, hani kontrol edemiyor, hemen zarfı açmış. Diyor ki beni kötüle. Başlamış. O müdür var ya işte yedi, içti, yıktı, yaktı falan filan. Üçüncüsü aynı şekilde ikinciyi açıyor falan. İşte diyor o soygunlar yaptı. Kendi akrabası taallukatına yedirdi içeri. Biz onları telafi ediyoruz falan. Gene düzelmiyor. Diyor üçüncüyü açayım ne var? Diyor ki benim gibi 3 tane zarf yazsın. Yolun sonuna geldin diyor. Yani Türkiye'de de aynı şekilde siyasi iktidarlar öyle değil mi? Bugüne kadar gördüklerimizden çoğunda öyleydi. Eskiden şöyle ya, Türkiye Cumhuriyet Devleti kuruldu, Osmanlı kötülendi ya. Evet. Osmanlı nesi vardı da kötüledin sen? Vatan hainliğine ilan ettik onları. Osmanlı Sultanların hepsini aynı şekilde saf dışı ettik. Yani onlarla irtibatı kopartmak için. Tabi sonradan bakıyorsun ki bunun altında yine İngiliz ve Yahudi çıkıyor. Mesela harf devrim bile yapıldı. Ya onun üzerinde şu anda hiç kimse konuşmuyor. Hala o yerinde duruyor. Niye yaptınız? Niçin yaptınız? Niçin yapıldı? Modernleşmek. Neyin modernleşmesi? Bir gecede insanlar cahil oldu mesela. Habire tukaka falan. Okullarda aynı şekilde habire böyle uydurulmuş senaryolarla vatanı sattı kaçtı Vahidettin Han. Halbuki Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderen, eline ferman veren ve altın veren de Sultan Vahidettin Han. Kitaplarda yazıyor, arşivlerde bu belli. Şimdi Abbasiler niçin kötülemesin ki Emevileri?
Tabii Abbasiler şimdi Hazreti Abbas radıyallahu anh Hazretleri'nin soyundan geliyor. Onun soyundan geldikleri için de bir iktidar mücadelesi var. Ama Abbasi halifelerin hepsi aynı mıydı? Hayır. Emevi halifelerin de hepsi aynı mıydı? Hayır. Mesela Emevi halifeler içerisinde Ömer bin Abdülaziz Hazretleri var. İkinci Ömer namıyla maruf. Abbasi halifelerinden Harun Reşid Hazretleri var. Çok mübarek bir zat. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de mübarek. Şimdi külliyen böyle karaladığın zaman hiç olmaz. Onun için de Ehl-i Sünnet alimleri doğruyu yazmış. Abbasi halifeler içerisinde de fasık olanı var, bidat ehli olanı var. Yani istikameti düzgün olanı var. Mesela Abbasi halifeler de çok enteresan. Şimdi mesela Şiilerde Emevi düşmanlığı var. Hazreti Muaviye düşmanlığı var. Yezid düşmanlığı var. Halbuki Abbasiler Ehl-i Beyt imamlarını hapiste tutmuşlar, biliyor musun hep? Şimdi Ehl-i Beyt sevgisi varsa onlara karşı niye böyle bir tavır almıyorsun? Acayip garip bir şey bu. Nereye koyacaksın bunu? Adam mesela düşmanlık ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Peki bu böyle olmuş diyorsun. O zaman susuyor. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretlerinden bu Şia'nın bir kolu var. Şeyhain Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer'e haşa sövüyorlar. Küfürle itham ediyorlar. Bu derece azgın. İbadet diye yapıyorlar. İbadet diye yapıyorlar. Bir gün böyle birisi aynı şekilde şey yaparken dedim ya, bunu niçin yapıyorsunuz? İşte Hazreti Ali'ye aynı şekilde elinden gasp etti, ona kötülük etti. Onun için yapıyorum. Onun için yapıyorsun. Peki Hazreti Ömer gerçekten senin dediğin gibi kötü olmuş olsa Hazreti Ali nasıl birisiydi? Dedi, yiğittir dedi. Allah-u Teala'nın arslanı. Allah-u Teala'nın arslanı Hazreti Ömer'den korkar mı? Korkmaz dedi. Peki kızım niye verdi o zaman? Öyle deyince şaşaladı kaldı. Ya sen diyorsun ki Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri haşa kafir. Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri kızını kafire nasıl verir? Allah-u Teala'nın arslanı. Ya şimdi fasık bir Müslüman bile aynı şekilde kızını kafire vermez ya. Allah-u Teala'nın arslanı kalkar da aynı şekilde kızını kafire verir mi ya? Olur mu böyle şey, böyle saçma şey? Korktu desen o da hakaret olur. Ya korktu desen hakaret. İki yüzlü davrandı desen ciğerparesini nasıl aynı şekilde sattı, nasıl ateşe attı. Velhasıl ne tarafından tutarsan çok özür dilerim. Hani iki tarafı... Kirli değnek. Ne tarafına değdiysen o tarafı gider. Dolayısıyla için içerisinde hırs var, nefis var. Ondan sonra Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şeytan da devreye giriyor. Bu iş için yaratılmış Yahudisi İngiliz de girip de bu ateş körükleyince adam ne olduğunu bile bilmiyor. Düşmanlık yapıyor da neye düşmanlık yaptığını bile bilmiyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.